Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz düzlem ayna. Öncelikli olarak düzlem aynalarda ışığın yansıma yasalarından bahsedeceğiz. İlk olarak normal dediğimiz bir kavram var. Hemen ondan bahsedelim. Aynaya atılan dik bizim için normaldir diyebiliyoruz. Ve gelen bir ışının normalle yaptığı açı bizim için gelme açısıdır. Aynı şekilde yansıyan bir ışının normalle yaptığı açının da yansıma açısı olduğunu söyleyebiliyorum. Arkadaşlar düzlem aynalarda gelme açısı ile yansıma açısının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bir ışın alfa kadarlık bir açıyla aynamıza geliyorsa ne olacaktır? Yansıma açısının da alfa kadar olması gerektiğini söyleyebilirim gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açının artık 2 alfa kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Gelme ve yansıma açıları birbirine eşit ise buradaki 2 alfanın 2 tane gelme açısı ya da buradaki 2 alfanın 2 tane yansıma açısına eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Bir örneğimiz var hemen bakalım. Işınların aynalara gelme açılarını bulunuz denilmiş. Arkadaşlar hemen normalimi çiziyorum. Aynaya atılan dik bizim için normaldi. E peki yansıyan ışının aynayla yaptığı açı 35 dereceymiş. O zaman normal ile yansıyan ışın arasındaki açının 55 derece kadar olduğunu söyleyebilirim. Yansıma açımız eğer 55 ise gelme açımızın da 55 derece olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. O zaman birinci durumdaki gelme açımızın 55 derece kadar olduğunu söylüyoruz. Yansıma açımız 40sa İkinci durumda gelme açımızın da 40 derece kadar olması gerektiğini söyleyebiliriz. Üçüncü duruma bakıyorum. Aynayla yansıyan ışın arasındaki açı 40 ise yansıma açısı 50 derecedir. Yansıma açımız 50 ise gelme açımızın da 50 derece kadar olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. E peki burada ilk gelen ışınların gelme açısı 40 derece, yansıma açısının da 40 derece olduğunu söyleyebilirim. Normal bizim için aynaya atılan dikti. O zaman buradaki açı bizim için 50 derecedir. Şu açımızı da 40 derece olarak gösteriyorum. İkinci aynaya attığımız dikle normalimizi çizdik. Gelme açımızın da artık 50 derece kadar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. KLM ışınları hangi noktalar üzerinden geçer diye sorulmuş. K ışınında ne demiştik arkadaşlar? Gelme ile yansıma açısı birbirine eşitti. K ışınımızda Yatayda iki birim, düşeyde ise bir birimle gelen bir ışınım var. O zaman yansırken de yine yatayda iki birim, düşeyde bir birimle yansıyacaktır diyebiliyorum. E yine ikinci aynaya çarptığında da gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde devam ettiriyoruz ışınımızı. Ve bu ışının artık D noktasından geçtiğini söyleyebilirim. L ışınımız dikkat edersek köşegenlerden geldi. Yansırken de köşegenlerden yansıyacaktır. Yani L ışınının C noktasından geçtiğini. M ışınımız için ise Arkadaşlar nasıl geldi? Yatayda bir birim düşeyde iki birim yansıtırken de yine yatayda bir birim düşeyde iki birimlik bir yol izledim ve m ışınımın da artık A noktası üzerinden geçtiğini söyleyebilirim. Işınları kapalı kutular içinde aynalara gelme açılarını bulunuz denilmiş. Şimdi buradaki ışınların öncelikle arkadaşlar x y koordinat sistemini çiziyorum ve ışınların bu x y koordinat sistemindeki gelen ve yansıyan ışınlarını tekrardan çiziyoruz. Gelen ışının yatayla yaptığı açı 0 derece, düşeyle yaptığı açı ise 90 derece arkadaşlar. Yansıyan ışının yatayla yaptığı açı 20 derecedir. O zaman şuradaki açımızın 70, buradaki açımız da 90 derece ise gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı o zaman ne kadar olduğu 160 derecedir diyebilirim. Peki 2 tane alfa eşittir 160 ise Alfa dediğimiz değer bizim için ne kadardır? 80 derecedir diyebiliyorum. Neden 2 alfa dedik? Çünkü 2 alfa bizim için neydi? Gelme ve yansıma açılarının toplamıydı. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı değeri. E şimdi diğerine bakıyorum. Yine x, y koordinat sistemini çizdim. Gelen ışının yatayla yaptığı açı 30 derece. Düşeyle yaptığı açı artık 60 derecedir diyebilirim. Yansıyan ışınımı çiziyorum. Düşeyle yaptığı açı 40 derece. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı arkadaşlar artık 100 derece kadardır. O zaman şunu söyleyebilirim. 2 tane alfa eşittir 100 derece ise buradan alfa dediğimiz gelme açımızın 50 derece kadar olduğunu söyleyebiliyorum. Müzik